Hikayemiz 1993 yılının New York şehrinde geçiyor. 1975 yılında Karayipler'de bulunan Trinidad ve Tobago ülkesinde doğan ve bu hikayenin ana karakteri olan Keron Thomas, ailesiyle beraber 1990 yılında New York şehrinin Brooklyn bölgesine taşınmış. Bu bölgeye taşındığı zaman, o zamanlar tüm New Yorkluların yılda 1 milyar 28 milyon kere kullandığı trenle ve metro ile kafayı bozmuş. Devlet memuru olup bir trende operatör olarak çalışabilmek için sürekli olarak New York Toplu Taşıma Otoritesi'nin kurallar ve düzenlemelerini okuyormuş. Olayın olduğu güne geldiğimizde Thomas 207. caddede bulunan tren istasyonundan kalkacak 2000 kişilik R44 tipi bir treni kullanmak için yine 207. caddede bulunan tren tesisine gizli bir şekilde sızdı. Trenin başına oturdu ve hiçbir sorun olmadan treni kullanmaya başladı. Aslında bir kitaptan öğrendiği şeylere göre oldukça başarılı gidiyordu. Yolcuları olması gerektiği gibi kalkış istasyonundan aldı ve Rosa'daki istasyonlarda güvenli bir şekilde durup yolcuları indirdi. Bu işte o kadar iyiydi ki neredeyse hiçbir yolcu trenin başındaki kişiden şüphelenmemişti. Keron sorunsuz bir şekilde 3 ana istasyondan biri olan New York şehrinin Queens bölgesindeki Leffers Boulevard istasyonuna kadar gelmeyi başarmıştı. Keron'un şimdi bir tam seferi tamamlaması için geldiği bu 44 istasyonu tamamen geri gitmesi gerekecekti. Thomas aynı yolu tekrar dönmeye başladı ve aslında bu sefer de oldukça iyi gidiyordu. Hiç hata yapmadan Manhattan adasının kuzeydoğusuna kadar gelmeyi başarmıştı. Fakat rotasını tamamlamasına birkaç durak kalmışken Washington Heights'teki bir virajı olması gerektiğinden çok daha hızlı bir şekilde girecek. R44 tipi trenlerde bulunan acil durumlarda otomatik olarak çekilen acil durum freni kendini tetikledi ve tren viraja girecekken son seviyede bir fren yaptı. Bu fren yapıldıktan sonra hiçbir şekilde engellenemezdi ve Keron da zaten engelleyemedi. Yani neredeyse 3-4 durak kalmışken tüm tren ani bir fren ile durdu. Tren durduğu zaman herkes panik halindeydi. Tren emniyet frenini çektiği an civardaki acil yardım ekipleri hemen olayın yaşandığı yere yönelmişti. Beklenildiği gibi Thomas buradan kaçarak kurtulamadı. Polis ekipleri geldiği zaman onu gerçekten bir makinist sandılar. Bu treni 16 yaşında bir çocuğun sürdüğünü kimse bilmiyordu. Polisler onu New York Toplu Taşıma Otoritesi'nin ana merkezine götürecekti. Prosedür gereği bu tarz hız yapan makinistlerin polis tarafından merkeze götürülerek uyuşturucu ve alkol testi yaptırılması gerekiyordu. Merkeze gittiğinde ise tüm yaptığı ortaya çıktı. Bu olay medyada çok büyük bir etki yarattı. İnsanlar bu kadar küçük bir çocuğun tek başına yaklaşık 90 istasyon boyunca kocaman bir treni sürmesine hayran kalmıştı. Keron kısa bir sürede halk kahramanına dönüştü ve bu yaptığı şeyler yüzünden cezaevine girmesi gerekirken Keron'un mahkemede verdiği ifadeden dolayı hakim Keron'a acıdı, hapis cezası geri çevrildi ve onun yerine kamu hizmeti yapma ve 3 yıl süren şartlı tahliye cezası verildi. Bu olaylardan bir yıl sonra 1994 yılında Keron 18 yaşına daha yeni girmişken ve bu şartlı tahliye olayı hala devam ederken Keron kendisiyle aynı yaşlarda birisiyle bir zar oyunu oynarken karşısındakiyle tartışmaya girdi ve karşısındaki genci bıçakladı. Bunun sonucunda ise mahkeme buna cinayete teşebbüs suçu verdi. Fakat yine cezaevine girmek yerine bu şartlı tahliyesi daha da uzatıldı. Peki Keron istasyona gizlice sızıp kocaman 2000 kişilik treni kaçırmayı nasıl başardı? Bu olaydan birkaç yıl önce mavi renkte resmi bir makinist kıyafeti giyip istasyonlarda dolaşıyordu. Hatta 1992'nin Aralık ayında New York'un doğu tarafındaki başka bir tren yoluna izinsiz bir şekilde girdiği için polisler tarafından tutuklanmıştı. Fakat sonrasında polisler Keron'u suçlu bulmayıp salmıştı. Bu sıralarda yine bir istasyonda dolaşırken bir toplu taşıma çalışanı olan Rigoberto Sabio ile arkadaş oldu ve öylesine konuşmaya başladılar. Keron'un aklında trenler ve ray sistemi hakkında daha çok bilgi almak vardı. Rigoberto'nun ise hiçbir şeyden haberi yoktu. Karşısındakinin henüz 15 yaşında olduğunu veya tren meraklısı biri olduğunu bilmiyordu. Ama konuştukları süre boyunca Keron sürekli olarak not tutuyordu ve Rigoberto'nun çalışan numarasını bile almayı başarmıştı. Olayın yaşandığı gün 8 Mayıs 1993'te Keron Rigoberto'ymuş gibi davranarak Toplu Taşıma Otoritesi'nin ofisini aradı ve eğer fazladan mesai olursa kendisinin kasılabileceğini söyledi ve ev numarasını bıraktı. Kısa bir süre sonra telefonu çaldı ve eğer isterse 207. caddenin istasyonundaki mesaiyi alabileceği söylendi. Keron'un yanında tüm ekipmanlar vardı. Makinist kıyafetini giydi ve yanında güvenlik yeleğini, fren kolunu ve tren anahtarını da almıştı. Sonrasını biliyoruz artık. Demin de anlattığım gibi 85 durağı sorunsuz bir şekilde gitti ama son 3 durak kala tren otomatik fren yaptı. Sonrasında prosedür gereği kendisini alkol ve uyuşturucu testi yapması için merkeze götürüyorlardı. Fakat Keron tam binaya girecekleri sırada kaçmayı başardı. Polisler Keron'un kendisini aramaları için ofise bıraktığı numarayı takip ederek kendisine ulaşmayı başardı ve onu tekrardan merkeze götürdüler. Ve yine bildiğiniz gibi hapis cezası falan almadı. Keron bu kaza olayından sonra trenlere olan ilgisini kesti ve daha fazla gelir sağladığı için elektrikçi olmaya karar verdi. Hayatının ilerleyen yıllarında ise bir nakliye şirketi kuracaktı. Bu olaydan 21 yıl sonra 37 yaşına geldiğinde 2013 yılının Temmuz ayında ise kalp krizi yüzünden hayata veda etti.